Arkadaşlar, yeniden bir video çekeyim dedim. Hangi konuda çekeyim? Mondial RX3 EVO neden alınır? Bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü ilk çektiğim videoda bayağı bir eleştiri gelmişti. Işıklarda falan durunca konuşamıyor musun? İşte sen konuşana kadar motor ağırlık falan gibisinden yorumlar gelmişti. Şimdi ona istinaden bir rahatça çekeyim dedim. Tabii o ilk zamanki acemilik çekimlerim olduğu için normaldir arkadaşlar. Şimdi hemen sadece gelelim. Niye aldım ben bu Mondial RX3 EVO'yu? Öncelikli olarak tabii ki tipi beni cezbetti. Tipi gayet güzel. Şıp duruyor, gösterişli. Yani öncelikli olarak tipi beni cezbetti. Daha sonra tabii ki fiyatının uygun olması. Ben bunu geçen sene aldım. Yani bu 2019'dayız. 2018'in hangi ayında aldım? Haziran ayı gibi miydi? Evet, Haziran ayı gibiydi. Alanya'daki yetkili bayiden aldım. Mondial bayinden 13.500 liraya aldım. Fiyat gayet iyiydi o zaman için. Şöyle kıyaslama yapayım. O zaman bu 13.500 iken Suzuki V-Stone'lar 250'likleri 32.000 liraydı. Artı alma sebeplerinden bir tanesi de yan çantalar ruhsata içti arkadaşlar. Benim için en büyük artılardan bir tanesi yan çantaların olması, artı bunların ruhsata içli bir vaziyette olması. Yani hiçbir şekilde yandaki çantalardan dolayı ceza yemeyeceksiniz. V-Storm dediğim gibi işte 32.000 liraydı ben bunu aldığım dönemde. Artı çantasızlığı, koruma demirleri yoktu. Pardon. Koruma demirleri 2500 liraydı. Koruma demirleri 2500. Pardon. Üçlü çanta seti 2500 liraydı. Koruma demirleri de 1500 lira civarındaydı V-Storm'da. Yani motor işte 34-35'e denk geliyordu. Bunu da işte 13.500'e 3 çantası dahil ruhsata içti, koruma demirleri içinde olarak aldım. Tabi almadan önce herkes gibi bir tereddütüm olmuştu. Ama tabi kulaktan dolma bilgilerle değil, biraz araştırarak aldım motoru. Yoksa Türkiye'deki yorumlara baksak, yok Çin malı, yok işte alınmaz, çabuk dökülür vesaire vesaire bir sürü yorumlar. Araştırdım, araştırınca bu motorun aslında Mondial'in üretmediğini, Zhongshan diye bir markanın Çin'de asıl üretici olduğunu, Amerika'da dahil 10 tane ülkeye bu motoru ithal ettiğini öğrendim. İşte yurt dışı forumlara girdim biraz. Oralarda baktım kullanıcıların yorumlarına, memnuniyetlerine. Yani fazla bir sıkıntı olduğunu düşünmedim o dönem baktığımda. Ve hala öyle düşünüyorum, yani fazla bir sıkıntı yok bu motorda fiyatına göre. Fiyatına göre gayet iyi bir motor, sıkıntısız bir motor. Uzun kilometreler yapanlar var yurt dışında bu motorlarla, hatta grupları var. Adamlar toplu şekilde işte çıkıyorlar, bilmem kaç kilometre yola gidiyorlar. İşte offroad yapıyorlar, araziye giriyorlar, çamura giriyorlar. Yani affedersiniz, eşeğe biner gibi biniyorlar bu motora. Bizim ülkemizde işte hep olumsuz yorumlar vardır. Neyse, aldım motoru, geldim. İlk vitesli motorumdu bu benim. Daha önce scooter kullandım. Honda Kinetic ve Asya motorun 250'lik scooter'ı vardı. Onları kullandım. Bu ilk vitesli motorum. Tabii onları kullandım. Bir 10 sene ara verdim. O aralıkta işte araç kullandım devamlı. Hiç motora binmedim 10 sene boyunca. İşte 10. sene sonunda Jeep'i sattım. En son sattığım Captiva'ydı. Captiva'yı sattım. Bu motoru aldım. Ve motora gayet iyi bir uyum sağladığımı düşünüyorum. Bir sene boyunca alıştım motora. Motorun sevmediğim özelliklerini de arada söyleyeyim. Şimdi en büyük sevmediğim özelliklerinden bir tanesi, bakın şu anda gündüz. Gösterge ışıklarında, gösterge İkaz lambalarında şu sağ kısımdaki işte sinyal lambası vesaire gündüzde pek iş görmüyor. Pek iş görmüyor değil, hatta hiç iş görmüyor. Yani sinyal verdiğinizi unutabiliyorsunuz. İşte dörtlüleri yaktığınızı unutabiliyorsunuz.
Şimdi bakın, şimdi daha sinyal verdim. Aa, şimdi gözüküyor. Neden? Gölgedeyiz. Güneşe çıktığımız zaman gözükmüyor. Onun dışında bu sağdaki şeyden gelen, Exos tarafından gelen sıcaklık biraz rahatsız edici oluyor. Ama tabii bu sadece bu motora yönelik bir sıkıntı değil. Diğer forumlara da gidin. Japoncuların forumlarına diyelim ya da işte tenerecilerin forumlarına gidin. Hepsinde bir ısınma sıkıntısı var. Eğer bu sıkıntıysa. İlk başlarda tabii şort giyiyordum ben burada. Şort giyince baldır kısımlarıma bayağı bir sıkıntı veriyordu. Şimdi korumalı kot aldım. Kotu giyince hiç sıcaklığı hissetmiyorum. Onda sıkıntı yok. Onun dışında neler iyi? Evet, aynaların görüş açıları iyi. Gördüğünüz üzere aynamız, sol aynamız. Gidon yükseltme yaptım ben buna ekstradan 5 santimlik. Gidon yükseltmeyi yapınca gerçekten çok rahat bir kullanımı oldu motorun. Hadi amcam. Lastikler orijinal lastikler. Hep eleştiriyorlar bu lastikleri ama şimdiye kadar tek bir sıkıntı yaşamadım bu lastiklerle ilgili. Orijinal lastikler. Motorum işte kaç kilometrede şu anda? 5300 mü? 5400 mü? Ya ben de tam kilometresini karıştırıyorum zaten. Bir 5300 diyoruz. Bir 5400 diyoruz. Oy amcam. 5900 olmuş. 5990 oldu tam. Evet. 6000'e 10 kilometre kaldı. Bu kilometre boyunca yaşadığım en büyük sıkıntı neydi? Akünün bitmesi. Akü tabii benim hatamdan dolayı bitti. Hemen motora çamur atmayalım bu konuda. Alarm sistemi taktırdım. Alarm MP3 çalar sistemini taktırdım değil, aslında kendim taktım. AliExpress'ten almıştım 40 TL'ye. Onu taktım. Tabii elektrik bilgim fazla olmadığı için ben bunu direkt aküye bağlamışım. Aküye bağlayınca sürekli bu aküden elektrik çekmiş. Elektrik çekince de bir şöyle havaların çok yağmurlu olduğu bir dönem bir hafta boyunca motoru kullanmadım. Motoru kullanmadım, sonra marşa basınca motor çalışmadı. Gittim akü aldım. 230 TL'ye bir akü bayıldık. Onun dışında başka bir masraf yaptım mı motora? Normal bakımları var işte, periyodik bakımları. 2000 kilometrede bir serviste yaptırıyorum. 85 ile 110 TL arasında bir ücret tutuyor. Bakım maliyetleri çok uygun. Zaten vergisi 63 lira mıydı? Temmuz vergisini de ödedim. 63 lira civarlarında bir şeydi. Yakıtı 4 litre civarlarında yakıyor kullanımınıza göre. Yani 4 litre fazla demeyin, bana göre normal bir değer. Gel otobüsçü, şimdi önüme gireceksin değil mi? Gel. Adama bak ya, Allah'ım ya Rabbim. Hızlanması gayet güzel. Özellikle 100'e kadar hızlanması çok lineer. Yani sıkıntısız hızlanıyor motor. Zaten maksimum hızı da fabrika verisi 135 km gösteriyor. O kadar yapmaya gerek yok. Sonuçta bu hız motoru değil. Hız motoru olmadığı için. Zaten çantalardan dolayı hızımız böyle 130 civarlarında olduğu zaman sallamaya başlıyor. Sürtünmede. Yani rüzgarın etkisinden dolayı çantalar bayağı bir etkiliyor olumsuz yönde. Benim normalde 2016 modellerin arka top case'i ufaktı. Ben bunu 2018 modelinkilerle değiştirdim. Maskımı kapatayım. Aa teyzeciğim. Evet, 4'ten 3 alınca 7 gazı gidiyor. Evet, lastiklerimiz orijinal dedik. Bir şey değiştirmedik. Yani sonuç itibariyle fiyat performans açısından o dönemde alınabilecek en iyi motorlardan bir tanesi demiyorum, en iyisiydi.
bana göre. Tarz olarak zaten bu motorun karşılığı yani nasıl diyeyim, kıyaslayabileceğiniz motor olarak Suzuki V-Stone'lar vardı. Bunların karşısında, bu motorların karşısında. Ama fiyat olarak tabii ki rakipsiz. Şu anda biraz yenilerin fiyatı, 2018'lerin fiyatı 19-20 bin bandında. Yeni VX3S'ler gelecek, 380 cc olanlar, ama daha tabii ki gelmedi. Onun da fiyatları böyle 20-25 aralığında olursa piyasayı gerçekten etkileyebilecek şekilde satışları olacağına inanıyorum. Tabii benim gibi almadan önce aklımda çok sorusu olanlar illaki vardı. Ama şunu bilin arkadaşlar, bu motorlarla ilgili bilgi alırken adam diyelim motoru kötüledi. Kötüleyenin yağını, suyunu ne kadar sürede bir değiştirdiğini, bakımlarını nerede ve nasıl yaptırdığını, bakımlarını yaptırırken orijinal malzeme mi kullanıyorsa gidip en ucuz malzeme mi kullandığını lütfen onları sorun. Yoksa kötülemeye kalkırsa kötülenir, yani her şekilde kötülenir. Her türlü motor kötülenir. Ben şimdi gidip serviste değil de gidip kendim değiştiriyorum motorun yağını diyelim. Gittim adi malzeme kullandım ya da ucuz ürün kullandım, bana maliyeti az olsun diye. Ondan sonra tabii ki de performans beklemem. Bir bakın motorumuzun, yani şu motorun tipi zaten beni en başta gezdiren özelliklerden bir tanesiydi. Tipi gördünüz ya, motor ben buradayım diyor. Çantalar zaten ruhsata eşliydi. Ekstop sesi çok hoş bence. İşte dediğim gibi şu sağ taraftan gelen sıcaklık rahatsız ediyor, şurası özellikle. Şu korumaları kendim taktırdım, erkek korumaları kendim yaptım. Lastiklerimiz orijinal, ekstra iki sis lambası taktım. Gayet güzel ya. Velhasıl kelam, alın 1X3i Evo, binin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tabii ki de motora binerken lütfen ekipmanlarımızı takalım. Ekipmanlarımızı giyelim arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin. Benim iş yerimle evin arası yaklaşık 2 kilometre. Ama dizliklerimi, kaskımı, ceketimi, eldivenimi giymeden gitmiyorum. Ekipmansız lütfen motora binmeyelim.